Hoş geldin. Sıcak şarabın var mı? E ben şey de mi? tam pizza söylemiştim ama arkadaş yanlış getirmiş. Sinemasaya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde Çağatay Ulusoy'un Netflix'teki yeni projesini şöyle bir masaya yatıracağız. Neydi filmin adı? Tam bir çöp. Pardon tam bir centilmen. Sinema filmi diye açtım. Birliğin reklam filmi çıktı. Kesinlikle BMW'nin yeni kasa arabalarını tanıtmak, pazarlamak için organize edilmiş bir saçmalık, bir reklam filmi, bir araba reklamı. Gerçekten sıfır abartıyla söylüyorum. Gelin şöyle bir irdeleyelim bakalım ne varmış. Ne yokmuş? Sansasyonel bir konu bulmuşlar hesapta işte. Çağatay'a bakalım, izleyelim bakalım Cigolo'yu oynayacakmış. Acaba nasıl oynadı? İnsanlar da merak uyandırır. Malum sevişme sahneleri olacak falan. Neydi Netflix'teki tekniğimiz? Sevilen oyuncuları bulun, bol bol seviştirin diyerekten hazırladıkları bir içerik. Evet, bunun adı içerik. Dijital platformlar sonra sinema olayının gelişmesini beklerken tam tersine gitmeye başladı işler. Netflix abonelerini tutabilmesi için yani insanların Netflix'e para ödemesi için yeni içerikler üretmesi gerekiyor. Sürekli bir şey yapması gerekiyor. Bu nedenle de böyle patlamış mısır işler yapıyorlar. Çağatay'ı bulalım, seviştirelim bunu. Tamamdır kardeşim. Filmde ben derin bir hikaye görmedim. Bir şeyler anlatılmaya çalışılmış gibi ama çok havada kalmış. Oyunculuk desen sıfır 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 bir Şenay Gürler var. Hakkını yemeyelim. Çağatay zaten normal bildiğimiz gibi. Bir saç modelini değiştiriyorlar. Aynı triplenmeler falan fenalık geldi. Her projeden Çağatay'ın çıkması. O da tavşan gibi her şeyi kabul ediyor. Benim sermayem sadece bu değil. Türkiye'nin jönü yani ne jönü abi ya. Yani Türk sinemasına şöyle bir bakalım. Edison, Sun, Cüneyt Arkın, Kadir İnanır, Ayhan Işık. Yani saymakla bitmeyecek birçok isim var. Siz bu isimlerden hangisinin götünü gördünüz? Ya da götünü merak ettiniz izlerken acaba götü nasıldır falan şeklinde bir merak uyandı mı hiç? Devir değişti. Böyle çıplaklık çok fazla gözümüze sokulmaya başlandı. Bu projede onlardan bir tanesi. Burada da Çağatay'ın götünü izliyoruz. Çağatay'ın götünü merak edenler izlesinler ve Çağatay'ın götünü de görmüş olsunlar. Ne dedik? Bu bir BMW reklamıydı. Çok net bir şekilde araba reklamı yapmak için film uydurmuşlar. Hikaye uydurmuşlar. O hikayede kopuk kopuk saçma sapan bir hikaye. Geleceğiz bunlara. Daha yaratıcı olabilir misiniz? Mesela Çağatay'a teklif etseydiniz götünün üstündeki gamzelerin arasına BMW dövmesi yapsak ona da bir hikaye yaratırız filmin içinde. Hikayeyi şöyle değiştirebiliriz. Gamzelerin arasına dövme yaptık. O dövme neden diye soracak değil mi götünü görenler? Şimdi birçok kadınla yatıp kalkıyor. Neden götünün üstünde bir BMW dövmesi var diye sorduğunda hikayeyi şöyle acitasyona bağlayabilirdik. Mahallede top oynuyorduk. Top yola kaçtı. Koşarak topu almam gerekiyordu. Çünkü atan alırdı. Tam topu alırken son sürat gelen bir araba bana çarptı ve kaçtı. BMW miydi o araba diye sorar kadın. Hayır Mercedes'ti. Onun hemen ardından bir araç daha geldi. İşte o BMW'ydi. Eğer o kadın o araçla gelmeseydi ben şimdiye ölmüştüm. Bu nedenle de bu markayı götüme dövme olarak yaptırdım falan şeklinde hikaye yapılabilirmiş. Bakın ne kadar yaratıcıyım görüyor musunuz? Devam edelim. Dedik ya sevilen oyuncuları bol bol seviştirirsek reytingi bol olur. İstediğimiz ürünü istediğimiz gibi pazarlarız. Bunu nerede yaptılar? Kimler geldi? Kimler geçti? Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı çöp proje diyelim. O da Nike için yapılmış bir diziydi. Reklamları izlediniz. Yani reklam filmi mi izliyoruz, film mi izliyoruz? Eskiden sinema dendiği zaman işin bir şeyi vardı hani azameti vardı, bir zorluğu vardı. Çünkü sinema salonları için yapacaksın işte dijital platformlar yok, televizyon yaygın değil falan filan. İşte artı sinemacılık da zor. Filmler onları birleştir, makaralar. Pahalı, masraflı işte. Şu an cep telefonuyla bile çekilebilir. Çağatay'ın bu filmi de çok kısa sürede böyle 2-3 saat içinde çekilmiş bir film. Çağatay bu projeyi oynar mısın? Oynarım. Biraz götünü göstereceğiz. Olur olur parası iyiyse oynarım. Ben her yerde oynarım. Tavşan gibi her şeye zıplıyorum. Tamam kardeşim gel hemen çekimlere başlayalım. Geliyor mu? Konum at. Konum atılmıştır falan. Çık Çık çık. 3-4 saat içinde çekilmiş bir film yani hiçbir şey yok ortada. Arada bir böyle bir çocukluğuna gidip geliyoruz saygının. Saygın işte Çağatay neyse. Annesine baktığını görüyoruz. Annesi obez bir kadın. Televizyon başından kalkmıyor. Sürekli bir şeyler yiyor. Belli ki psikolojisi bozuk. Babasından haber yok. Demek ki babası bunları terk etmiş. Annesi kendisini yemeye içmeye vermiş. Derken rahatsızlanmış. Ve kendine bakamayacak hale gelmiş. Yemeden duramıyor. Oğlu da ona bakmaya çalışıyor. Derken evlerinde bir gün yangın çıkıyor. Annesi çok şişman, hareketsiz bir kadın olduğu için maalesef yanarak ölüyor. Can yoldaşı Kado, Kadir denilen eleman. Kado onu kurtarmaya çalışıyor ama başaramıyor. Onun da burada böyle bir belinde bir yanık izi var. O da annesini kurtarmaya çalışırken ki falan filan. Böyle bir dramatiklik koymaya çalışmışlar. Kado dediğimiz arkadaş da bıçkın bir tip. Müptezel, serseri ruhlu, ağzı çok bozuk falan. Şeyin tam tersi bir tip bulmuşlar. Çağatay'ı böyle aman iyice parlatalım diye. Çağatay da dümdüz işte oynuyor. Kısık sesli konuşunca daha seksi oluyorum galiba. Hep kısık sesli konuşuyor. Gözlerini de böyle kısarak bakıyor. Böyle tripler tripler. Dümdüz çekilmiş bir şey. Neyse efendim filmimiz bir yılbaşı partisinde başlıyor. Bunlar işte sosyetik insanların davetli olduğu yılbaşı partisine giderler. Saygın Kadoy'a etraftaki bütün kadınları tanıtıyor. Şu kadın kocasından yeni ayrıldı. Bilmem ne oldu. Kocası onu aldattığı için mutlu değil. Şu Beşiktaş sahilinde yürüyor. Bu burnunu yeni yaptırdı. Saçma sapan bir oryantasyon izliyoruz orada. Ben artık yetişemiyorum. Sen de buradan ekmek ye oğlum. Ama kibar ol. Tam bir cantilmen ol. Hmm, olay bu. Ne hikmetse de bütün sosyete karısını aldatıyor. Bütün kadınlar da bu adamla kocalarını aldatıyorlar. İçlerinde bir tanesi var ki Serap. Şenay Gürler. Çok zengin bir kadın. Ne yapıyor? Ne ediyor? Kafalıyor. Ve saygına bir ev açıyor. Arabayı da çekiyor altını en beğenmesinden en son modelinden. Oh çok pahalı saatler falan filan ekmek elden su gölden. Bu sırada aynı partide Ebru Şahin'in canlandırdığı Nehir karakteriyle tanışıyorlar. Nehir bir üniversite öğrencisi. 30'lu yaşlarında gözüktüğü çok net belli oluyor. Her ne kadar estetikten mimikleri çok anlaşılmasa da. Bu kadın da estetik konusunda herhalde Ajda Pekkan'la falan bir yarışa girmiş durumda. Ajda Pekkan'la akran gibi duruyorlardı diyebiliriz yani. Bundan bir üniversite öğrencisi yaratmaya çalışmışlar. Olmuş mu? Tabii ki olmamış. Ben yurtta kalıyorum falan diyor. Hani yaşı geçmiş, evlenememiş kadınlar için evde kalmış bu kız falan gibi bir tabir vardır ya. Bu da yurtta kalmış herhalde. Hani yurtta kalıyor, yurtta bir yangın çıkıyor. Sonra çocukluğunu hatırlayacak Çağatay falan filan böyle kurgu yapmaya çalışmışlar. Bu arada Serap'ın bir kızı var. Serap'ın kızının kendine güveni yok erkeklerin kendisini beğenmediğini düşünüyor. Hayatında hiç sevgilisi olmamış. İşte bu konuları saygını anlatırken saygın da diyor ki birinin onu beğenmesini sağlarız. Biri ona ilgi gösterirse özgüveni kendine gelir. Hop Kado'yu araya sokuyor falan. Kado da bu kıza yazacak bilmem ne. Bu arada da o kız da Nehir kanka olmasın mı? Neyse bu bir yandan Nehir'e aşık olurken görüyoruz ki centilmen olan Saygı'nın çok daha mağrur çok gururlu, çok incinmiş bir erkek olduğunu, kadın ruhlu bir erkek yaratmaya çalışmışlar hesapta falan. Bir sevişme sahnesi vardı. Sevişmeden duramıyorlar zaten. Kız diyor ki, korkma sen benim ilkim değilsin diyor. Çocuk ne dese beğenirsin. Belki ben senin ilkin değilim ama sen benim ilkimsin. Of erkek ya! dediği zaman kız şlaps diye Çagatay'ın dudaklarına yapışmasın mı? Yapışsın tabi. Sevişme sahnesinde bir göt yani bacaklarının arasına girdiğini görelim ve arkadan götünü görelim ki arada yastık var mı yok mu da belli de olmasın. Çok böyle pornografik işler yapmaya başladılar maalesef son dönemde. Soruyorlar bu tuvalet kağıtları falan nedir? Böyle duygusal aşk filmleri olunca oramı buramı siliyorum. Dan filmler olduğu zaman kullanıyorum aksesuar olarak öyle söyleyeyim. Bu aydınlatıcı bilgiden sonra devam edelim. Şimdi böyle bir hikaye yaratmaya çalışmışlar. Kadınları neden bu kadar iyi anlıyor? Terk edilmiş bir kadın terk edildiği için evde yanarak ölüyor falan filan ona bakmak zorunda olan oğlu hissiyatıyla birlikte bütün kadınlara iyi davranıp onların ruhundan anlıyor. Ve bütün of kadınlar buna hayran Ama bir tanesi ya. onu elde etmek istiyor. Serap çok güçlü bir kadın. O da neyi fark ediyor? Nehir'e aşık olduğunu fark ediyor. Ama o kadar hassas ki karakterimiz. Serap eve geldiğinde Serap'la konuşacak. Ben aşık oldum Serap. İlişkimizi bitirmemiz lazım falan diyecek. Ama o da ne? Allah'ın bir lütfu. Serap'ın hasta olduğunu öğreniyor. Ve o kadar hassas bir adam ki. O kadar mükemmel bir erkek ki. Onu üzmemek, yıpratmamak için söylemiyor. Ve yatakta sarılıyorlar. Oh, Onun için ya. üzülüyor. O sırada o da ne? Yol geçen hanı olduğu için evine bir anda elini kolunu sallaya sallaya nehir geliyor. Nehir de bunları yatakla basmasın mı? Basıyor. Böyle bir senaryo. Issız adamdan rol çalmalar falan var. Bu havuçlu kek vardı ya ya da şeyde incir reçeli vardı. Buraya da işte fakir pastası bulmuşlar puding şeklinde yapılan çilekli fakir pastası ve fiyonk makarna üzerinden hani mutfaktan bir yürüyelim demişler. Saçma sapan bir şey izletmişler insanlara. Dediğim gibi bu bir araba reklamıdır. Aşk filmi falan filan diye izleyeceksiniz. izlemeyin. Finalde de saygın kadoyu evde ölü buluyor. Çok üzülüyor. Zaten kadınlar tarafından da terk edilmiş. Kadoyu defnettikten sonra bir cinnet geçiriyor mezarlıkta. Kürekle arabayı paramparça ediyor. Araba reklamı nasıl yapılırın cevabı bu filmde var. Aşka kürek gerek anlasana. Bu sırada o da ne? Kıza malum oluyor mezarlığın konumu falan. Ya da kadonun öldüğü oradaki kopukluklar neydi anlamadım. Kız geliyor arabayı parçalarken görüyor falan. Ondan sonra kayboluyor. Yıllar sonra karşılaşıyorlar tıpkı ıssız adamdaki gibi o pasajda karşılaşmaları var ya çiçek Pasajı'nın. Anlamazdın anlamazdın. Bu da eline yani böyle orospuluktan çekmiş saygın bir lokanta açmış kendine. Küçük bir işletmesi var. Başına geçmiş efendi gibi çalışıyor. Gece yarısı mekana kim gelse beğenirsiniz. Nehir geliyor. Hikaye var gibi ama yok. Hiç anlaşılmıyor. Hiç beğenmedim. Çağatay'ın en kötü filmi bu bence. Yani bir insan kariyerinde üstüne koyarak gider. Bence Çağatay azalarak böyle kendini bitirecek gibi gözüküyor. Her şeye de böyle tavşan gibi zıplama kardeşim bence. Biraz seçici olmak lazım. Kısa sürede çekilmiş basit, dandik, beş para etmez bir iş olmuş. Beğenmedim. Dan işler izlemeye devam ediyoruz maalesef. Neyse efendim çok konuştum. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.